Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akşam oldu bile. Ben bugün gerçekten bayağı bir şey çekmeyi planladım ama maalesef hiçbir şey yapamadım. Sebebi zaten birkaç gündür böyle yorgun, bitkin, rahatsız. Sürekli dışarıda işlerim vardı, evrak işlerim vardı, o gibi şeyler. Şimdilik ben nasılım? Onu da hemen size söyleyeyim. Allah'a şükür iyiyim. Yani öyle aman aman kötü değilim ama üzerimde böyle halsizlik, yorgunluk, sürekli uyumak istiyorum. Tabii ki dışarıda işlerimi halledip geliyorum. Hemencik yoruluyorum böyle bayağı yani enerjiksiz. Ama bir yandan da modumu düşüreni size göstereceğim. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bir saniye. Benim sürgülü dolabım. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Arkadan komple su. O bölgede de yani şu arkada da var. Ama bu dolabın arka kısmı, bir sen küçülteyim. Bu dolabın arka kısmı aşağıya doğru. Evet arkadaşlar, o dolabın arkası akıyor. Nasıl akıyor? Benim duvar katlarım glass fazla. Camdan yapılan bir kat türüdür. Ve üzerindeki boya su geçirmeyen boya. Biliyorsunuz siliyorum ben duvarlarımı falan. Orada kağıdın altı komple su. Yani yani sızıyor ama buraya aşağıdan akmadı. Orada benim eskiden dolabım vardı. Asma dolabım. O yüzden duvarda 2-3 tane dübeller var. Yani delikler var. Peçeteyi tuttuğum zaman yani duvar nemli, soğuk. Ama o peçeteyi tuttuğum yerden su sızıyor maalesef. Dolabın arkası ne durumda, ne halde bilmiyorum. Kafama takıyorum, sinirim bozuluyor. Hiçbir şey yapasım yok bu mutfakta. İnanın şu an aslında bir şey yok tezgahta. Yani bulaşık makinesine yerleştirilecek. Birkaç bir şey var, buzdolabı kırılacak, bir silinecek, bitti. Göstermeyeceğim. Böyle işte gelip gittikçe koyduklarımız. Şimdi ben hiç oraya ellemeyeceğim. Buraya da ellemeyeceğim. Sizinle birazdan bunlar iyice kurudu. Üzerine birkaç tane daha eklemiştim. Bunları çekeceğiz. Buraya şey almıştım bugün et için. Baktım pakette 3-4 tane var. 2 euro. Dedim bari komplesini alayım 2 euroya. Evet ben bunları bir hemen halledeyim. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz mu? Yok pardon. Kafam karıştı. Uf. Yeminle kafam karıştı. Evet ilk önce lahmacun hamurunu yoğuracağız. Lahmacun içini hazırlayacağız. Ondan sonra burayı toparlayacağım. Ama tabii ki kabasını toparlayacağım. Ondan sonra ne yapıyoruz? Lahmacun yapıyoruz. Bugün evde hiçbir şey görmedim. Yapmayacağım da. Akşam oldu. Şu şekilde karnımızı doyuralım, öyle yapalım. Bir saat falan, 2 saat herhalde uyumuşumdur. 1-2 saat uyudum yani rahat. Ben bugün bütün gün yoldaydım arkadaşlar. Doktora gittim. Ondan sonra babamı götürdüm. Orada bekledik. Baya bir teyzemle baya bir yoruldum sanki. Ama size güzel bir saniye. Evet. Ama size güzel bir haberim var. Çekiliş hediyelerim hepsi tamam. Evet. Size biraz sonra çekiliş hediyelerini göstereceğim mi? Hayır. İnşallah bir dahaki videoda hazırlayacağım o videomu. Bir dahaki videoda, yani kısa bir video olacak zaten, çekiliş videosu olarak. Çünkü o videonun altına yorum yapılacak falan gibi şeyler. Neyse onu bir düşüneyim ben. Sonra size yaptığım şeyi göstereyim. Daha bitmedi ama. Hatta lahmacun yaparken görürsünüz. O zaman birazdan görüşürüz. Doğru söyle. Özledin mi beni? Beni özledin mi? Ben biliyorum. Beni izlediniz. Ben de sizi çok izledim. Konuşamıyorum bile heyecandan. Kaç kere takıldım, geri başlattım. Yeter. Ayrılmayalım ne olursunuz. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi ayarladım makinemi. 100 gram ekmeği diyor. Yani şöyle. İnşallah olur. Taş gibi olmuşlar. Kapattım. Açıyorum. Yalnız burada sesini kısıyorum yani. Kapatıp açtığımda oraları keseceğim.
Evet arkadaşlar bakın bu şekilde güzel güzel şeyim oldu. Ne diyorlar? Galeta unum oldu. Şu kadar vardı dibinde. Geri kalanı kuruttum ekmekle yaptım. O zaman afiyetle tüketelim. Siz de diğer rondolarla da aynısını yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi lahmacun hamuru yapacağım. Şöyle bir tane maya koyacağım içerisine. Biraz da ılık su ekleyeceğim. Saniye. Şeker getireyim hemen. Evet, şöyle 2 yemek kaşığı, yani şundan 4 tane oluyor. 1, 2, 3, 4. Dediğim gibi ılık su ekleyeceğim. Evet, şöyle az bir şey ılık su. Evet, bunu bir karıştıralım. Şimdi gözüktüğü gibi elektriğini taktık. Taktık ama. Evet. Biraz daha su ekleyeceğim. Biraz erisin içindekiler. Ondan sonra gerisi diğerleyiz. Evet, şimdi tuz ekleyeceğim. Bir yemek, yani yarım yemek kaşığı olabilir. Ben şöyle 1,5 çay kaşığı gibi koydum. 1,5 tatlı kaşığı, pardon. Beni korktun. Azıcık da süt ekleyeceğim. Göz kararı. Biraz daha ılık su. Fazla hamur kalırsa da sıkıntı yok. Evet. Ondan sonra biraz şöyle sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar. Ondan sonra un eklemeye başlıyorum. 1 kilo un koyayım. Yok. Yarım paketlerim var. Önce onları ekleyeyim. Biraz coşunca coşuyor yani. Evet arkadaşlar tam tamına 2 kilo unla yaptım. Hatta bakıyorum sanki cıvık gibi mi geldi? Şöyle. Yok ya iyi. Çok da şey olmasın sert. Şimdi bunu buradan bir çıkaralım. Yalnız her yeri un yaptım. O ayrı konu. Yok hamur çok güzel oldu. Şimdi hamur biraz dinlensin. Şöyle. Görüyor musunuz hamurda? Çok güzel. Evet hamur birazcık dinlensin. Efendim köşem. Nereye gidiyorsun? Bizim mahallenin oradayız. Bizim mahallenin oradayız. Evet şöyle. Tamam. 2 kilo yaptım. Kalan hamuru da yarın değerlendireceğim. Kürşat. Geri gel yarın saate. Evet. Şimdi hamurumuzu şöyle bir poşete koyalım. Ondan sonra iç harcını hazırlayalım.
sıcak bir yere koyayım, geliyorum hemen. Evet, şimdi ne yapacağız? Hep birlikte lahmacun yapacağız. Evet, ilk önce şöyle biraz maydanoz koyacağım. Bir de hani şöyle yarım demet maydanoz. Ondan sonra böyle iki tane rengi boz domatesim var, gitmeye yakın. 4-5 tane kırmızı biber. Şöyle kapya biberi. Ondan sonra 2 tane orta boy soğan. 5-6 tane diş sarımsak. 4-5 tane yeşil biber. Hepsini güzelce içerisine ekliyorum. Ve çekeceğiz bunu arkadaşlar. Göz kararı yaptığım için biliyorsunuz demin hamuru çok yoğurdum. Kalanı yarın yapacağım çünkü. Şimdi şöyle bir çekelim. Tamam, yeterli. İçerisine kıyma koyacağım. Şöyle biraz yarım kiloyu geçkin kıyma. Baharatlarını ekleyeceğim. Göz kararı lahmacun baharatından ekliyorum. Biraz isot ekleyeceğim. Biraz karabiber. Biraz da tuz ekleyeceğim. Birazdan tuzunun kıvamına bakacağım. Az bir şey de kırmızı pul biber. Şöyle domates sosu ekliyorum. Yarım kutu kadar. Hatta fazla ekledim. Hatta evet. Biraz yağ ekliyoruz. Bir de biraz salça. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ekleyelim. Ve bunu bir karıştıracağım. Bıçağın tersine karıştıralım. Evet, şimdi güzel oldu. Ben bir hamurumu getireyim. Evet arkadaşlar, şimdi hamurum oldu. Bakalım ne durumda. Görüyor musunuz? Kabardı. Evet. Kullanacağım kadar buraya alacağım şimdi. Thank you.
Birkaç tane deneme olacak ilk önce. Thank you.
Evet arkadaşlar, böyle 4 tane daha açtım. Burada Kürşat 3 tane yedi. Uykusu varmış. Şimdi size lahmacun harcın kıvamını göstereceğim. Böyle sürülecek şekilde olursa gerçekten çok güzel oluyor. Çok parça büyük büyük olunca o kadar güzel olmuyor lahmacunda. Kıymalı pide de oluyor da. Lahmacunda ben bu şekilde seviyorum. Bu arada bugün demin Tuğba ile konuşuyordum. Lahmacun harcını hazırlamadan önce. Diyor ki Dilek diyor, dün akşam ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Zeynep uyuyakaldı sonra kalktı diyor. Dilek teyze lahmacun yapıyor diyor. Rüyasında lahmacun görmüş garibim. Seneye seneye inşallah. Evet bu şekilde. Ondan sonra evet. O zaman şu son kalanları da yapayım. Salatam da hazır zaten. O zaman bize şimdiden afiyet olsun. Bir tam görüntüsünü size atarım birazdan. Yani eklerim. Herkese yeniden günaydın arkadaşlar. Dün biraz motivasyonum düşüktü. Bugün biraz daha iyiyim. Devam çekiyorum. İnşallah yetişirsem bugün izleyeceksiniz. Ay çok soğuk. Bu arada size bir şey daha diyeceğim. Bu videoma ne ekleyeceğim onu da hemen söyleyeyim. Bu video zaten karışık karışık bir video olacak. O yüzden şimdilikten kusuruma bakmayın. Elimden geldikçe biraz daha gene düzene sokmaya çalışacağım. Bu videonun içerisine bu ne ekleyeceğim? Ekleyeceğim. Yeğenimin kına gecesini ekleyeceğim. Tabii ki kendilerini paylaşmayacağım sizinle. Çünkü istemeyebilir. Yani ben yaptım. Yüzüm görülmediği sürece sıkıntı yok gibi söylediler. Bir iki resim öyle var. Onları koyarım. Ama ki böyle aman aman insanları paylaşmayacağım. Oradaki dekorasyonu, işte neler vardı, açık büfe, o gibi şeyleri sizinle paylaşacağım. Evet, onu ekleyeceğim. Başka zaten başka video yok elimde. Hiç diyorum ya, çekmedim arkadaşlar gerçekten. Daha yani tavana moralim bozuk. Dolapların arkası ne alemde Allah bilir. vur patlasın çal oynasın mı derler onun gibi. Ben şimdi nereye gidiyorum? Sabah sabah yola koyuldum. Biraz şimdi nereye gidiyorum onu söyleyeyim. Şimdi Tuğba'nın Almanya günlüğüne gidiyorum. Onunla beraber Penimak'ta gideceğiz. Boya bakacağız. Benim yazıcı için. İndirim de orada. Dışarıda çok pahalı. İnşallah bulabiliriz. Ona yani bir yer var. Aynı mesafede yani aynı uzaklıkta. O zaman Tuğba dedi beraber gidelim. Hani dedi gel dedi. Ay Tuğba dedi ben gideyim bakayım dedi. Ben dedim bekle o zaman dedim. Geleyim dedim. Araba koyayım senin kapının önüne. Sen şoförü al beni götür dedim. Tamam dedi ben Hasan'ı bırakayım geleyim o zaman dedi. Şimdi ilk önce ona gideceğiz. Ona gideceğiz sonra eve gelip biraz iş güç işte. Dünden arkadaşlar ben lahmacun yaptım ama tezgah falan toplamadım. Üstüne bir şeyler örttüm. Bugün devam pişireceğim diye. Dün sadece yiyeceğimiz kadar yaptık. Fazla yapmadım çünkü sıcak sıcak yiyinsin diye. Annem gibi de vermedim. Niye vermedin Dilek falan filan diyeceksiniz, kızacaksınız. Hatta kendileri bile dün akşam kızdı. Bari bir tane yollasaydın gibisine. Hayır dedim. Yollamayacağım. Sonra bana kızıyorlar. Akşam saati lahmacun bırakıyorsun. İnanın aslında akşam vakti ben lahmacun yapmak istemiyordum. Ama 3 gündür aklımda kıyma da almış bulundum. Buzdolabı da koyayım. Buzluğa da atmamıştım. Bir gün daha dursa bozulacak. Buzluğa koysam tekrar çıkaracağım. Bir sürü sıkıntı. Ben de böyle buzluktan çıkan kıymayla lahmacun yapmayı sevmiyorum. İli böyle taze çekileceksin yapacaksın. Neyse. Dedim ya dedim niye sıkıntı yapıyorsunuz dedim. Ben dedim hani zaten hepsini yapmadım. Yani size yapıp taze taze vereyim. Yiyin diye getirmedim. Akşam geç oldu diye hani tansiyonunuz çıkıyor. Hem kilo yapar, akşam yatağa gitmeden önce yiyeceklerim, uzun sabah kadar yani ben onları düşündüğümden ama onlar bana çok kızdı ama yapacak bir şey yok yani. Tut mir leid also. Evet, ben de böyle süvet gibi bir şey giydim.
altına böyle örgülü kazak giydim. Üzerine vestime giydim. Ama ki bu taraf biraz daha soğuk, yeni şey yaptım ama gerçi dışarıda pek durmayacağız. Mağazaya girip çıkacağız hemen. Mağaza dediğim arkadaşlar her yer kapalı. Normal market, yani Boğaz gıda marketi. Ama içinde biliyorsunuz A101 diyeyim, Migros gibi içine ev eşyaları falan da var. Oraya gideceğiz işte. Bakalım. Hayırlısı. Ay sizinle valla böyle sohbet etmeyi özlemişim. Helika arabada. Evet. Dişim bu arada, dişimi soranlar da oluyor. Dişim bu arada iyi. Şu kenarında şişlik var ama normal yara, daha o iyileşme süreci 3-4 ay oluyormuş. İmplant yaptırmak istiyorum. 4. ayda tekrar gideceğim. O tedavi sürecimi ya da fiyat bilgilendirmeyi falan size yapacağım. Başladığında gittiğimde neler konuştum falan filan, bunları size aktaracağım. Evet, yani başka ne diyeyim? Buradan çıkmam gerekiyormuş. Öyle diyor. Aslında devam etsem daha mantıklı sanki. Evet, ben devam düz gideceğim, çıkmayacağım. Yoksa çok lambaya takılacağım. Şehir içinde lamba çok o tarafa giderken. Bir de 30'luk yol. Gıcık oluyorum. En gıcık olduğum. Radarları kurmuşlar. Kolay gelsin. Buraya hep radar kuruyorlar. Yemin ederim. Hep. Yani bir geldiğinde yoksa ertesi kendim muhakkak vardır yani. Bir de çok ufak kuruyorlar artık. Eskiden böyle göze çarpıyordu. Artık göze bile çarpmıyor yani. Ben de böyle yani arkadaşlar aslında ekrana makyaj yapıyorum, yapmışım gibi duruyor. Çoğu kişi diyor ki ya Dilek yüzüne ne sürüyorsun? Konudan konu yapmıyorum, kusura bakmayın ama şimdi böyle bakınca öyle gördüm. Dilek ne kullanıyorsun? Ne sürüyorsun yüzüne? Çok böyle parlak duruyor. Yani parlak dediğim şey sanki makyaj yapmış ya da ne bileyim böyle hiç kırışık yokmuş gibi falan. Arkadaşlar bende de kırışık var yani. Yüzümde yoksa bile şu gözümün burada, ondan sonra şuralarda oluyor. Yani yaşlanacağız. 39 yaşındayım yani. 40 verden dayamışım dermişim. Evet. 5 ay sonra doğum günü. gene geldi bir doğum günü. İkinci doğum günümüzü beraber kutlayacağız inşallah. Allah izin verirse. Dediğim gibi yüzümde şu an gerçekten hiçbir şey yok. Karşıdan güneş çarpıyor. Hafif bir kırmızısı güneş var. Highlighter sürdüm. Sadece şu kısma. Şuraya biraz, biraz şuraya biraz. Şöyle şık dursun diye. Gözümün üstünde inceden şöyle sadece kuyruklu eyeliner çektim. Bir de rimel sürdüm. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Dudağımda da parlatıcı şey labello var. Kıyacık. Bir şey sürmüyorum. Zaten fark ettiyseniz bu son dönem neredeyse hiç makyaj yapmıyorum doğru düzgün. İçimde o istek yok. Yani kalkayım makyaj yapayım da ekrana bakımlı gözükeyim de falan filan değil yani. Yani bakımlı gözükmek ile her şey makyaj demek değil. Bana öyle yani. O sadece ben mesela makyaj yaparsam kendime böyle motive hissetmek için, çok iyi hissetmek için falan böyle. O zaman hani çok böyle modum düşük olduğunda böyle. Ama yani iyiyim. Bir geçen kınaya giderken biraz gözümün üstüne far falan yaptım ama onda da böyle abartılı bir şey yapmadım. Çünkü zaten çok abartılı bir kına gecesi olmayacağını bildiğim için. Zaten kimse de yoktu, sadece kendilerimiz vardı. Öyle kalabalık bir kına gecesi değildi. Onu da söyleyeyim. Şimdi Dilek bana da var, kına gecesinde ne işin var? Taş çatlasının 25 kişi var yoktu. 30 kişi hemen hemen davet edildi. Çoğu kişi gelmedi. Zaten yengemin evi büyüktü. Her oda, herkes hep bir odada kalmadı yani. Bir kısmı gelin odasındaydı, bir kısmı diğer odadaydı. Mutfakta ayakta duranlar vardı. Bir de maske. Sadece oyuna kalkanların genelde maskesi yoktu. Güzel geçti.
güzeldi. Ertesi günde hemencik şipşak gelin aldılar, gittiler. Tam gitmeyi yakıp polis karşı tarafın alarmı çaldı, ona geldi. Sonra tabii kapının hafif kalabalığı görünce orada ne oldu oradaki kısmı falan böyle. Yok bir şey falan dedik, hemen o arada dağılık gittik yani. Hayırlısı onu da atlattık. Gerçekten Tuğba ile aramızda çok fazla bir mesafe yok arkadaşlar. Yakınız. Yani otobandan otobana aslında. Şimdi Kürşat'ın çalıştığı yerden geçeceğim. Evet, herhalde oradan geçeceğim. Aslında bir önceden çıksaydım daha mantıklıydı. Ama lambalara takılmak istemediğim için bir sonradan çıktım. Buradan tarlaya gidiliyor yani. Tarlaya giden yerde oturuyor Tuğba. O zaman görüşürüz. Dünden kalan lahmacunları yapıyorum. Bir şey diyeceğim. Akşamdan yapın hamurunuzu. Güzelceğiniz ertesi güne kadar buzdolabı koyun. Mayalansın. Çünkü o kadar güzel kabarıyor ki, anlatamam. Şöyle. Şimdi bu taşıma takılmayın. Taşım biliyorsunuz bayağı bir karardı. Ama sıkıntı yok. Ne kadar kararsa o kadar güzel oluyor. Şimdi görüyorsunuz lahmacunu. Bakın nasıl kararacak. Kabaracak. Evet. Bir yandan da ben böyle açıyorum burada. Şimdi şöyle alayım. Şöyle. Dünden kalan hamur bunlar, az kaldı. Harcım da vardı. Onu da kullanıyorum güzelceniz. Çocuklar evde biliyorsunuz. Akşam yemeği, öğlen yemeği. Maşallah. Bunu yalnız şurası. Daha hamur soğuk yani, öyle söyleyeyim. Daha yeni kimse salmaya başlıyor. Hamura bakın şimdi. Hop. Görüyor musunuz? Kabarcıkları falan. Böyle. Suyu akıyor. Şimdi öbür türlü yaparsanız çok kalın oluyor. Ben böyle elimle hep bir zaman böyle yayıyorum. Ondan sonra şöyle düzelteyim. İşlem tamamdır. Evet arkadaşlar, ben Tuba'ya gittim ama video çekmeyi unutmuşum diyeceğim. Bayağı bir sohbete daldık. Ben aslında orada başka bir şey için gittim. Bana yazıcıya boya almıştı, onu almaya gitmiştim. Tam kapıdan çıkarken fark ettik ki ikimiz de bir şey çekmemişiz. Neyse, bir dahakine inşallah. Yakın zaten, gidip geleceğiz inşallah. Gerçekten çok tatlı bir bayan diyeceğim, çok tatlı bir arkadaşım diyeyim, daha güzel olacak. Gerçekten aslında böyle, hani insanlar çok kolay konuşabiliyorum, böyle şey yapabiliyorum. Hani konuşma derken nasıl diyeyim size? Hani kaynaşma açısından çok güzel kaynaşabiliyorum. Ama hani konuştuğunuz zaman karşıdakinden zaten bir elektrik alamadığınız zaman böyle hafif bir soğukluk oluyor.
Tuğba'da öyle bir şey yok. Üstüme bir bardak kahveyi de döktü yanlışlıkla. Daha doğrusu masada konuşuyorduk. Heyecan yaptı. Eli şöyle bir gitti. Üstüm başım kahve oldu. Canı sağ olsun bacım. Yıkanır dedim. Öyle şeylerde takıntım yok Allah'a şükür. Evet, inşallah beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Çok uzun bir video değil. Fazla belki bir içerik yok ama inşallah bunu değiştireceğiz. Bunu böyle paylaşmak istedim sizinle. Videosuz bırakmak istemediğim için. Çünkü şu an başka bir şey çekmek istiyorum. Kısa bir tane video daha çekeceğim. Onu da bugün ya da yarın paylaşacağım. Merakla bekleyin. Çünkü çok önemli bir şey. O zaman kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki vlogta, bir dahaki ufak programlarımda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kocaman Alman kızı dilek kalbiyle yolluyorum. Bir dahaki vlogta dediğim gibi görüşmek üzere. Sizi ilk önce Allah'a sonra kendinize emanet ediyorum. Görüşürüz.